Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Börek tarifim için karıştırma kabıma 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı da maya ekleyelim. Maya ve şekerin erimesi için şöyle bir karıştıralım. 1 adet yumurta, 1 adet de yumurta akı ekleyeceğiz. Sarısını da üzeri için kullanacağız. Şöyle başka bir kaba ayırıyorum. Tekrardan karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ununu ekleyelim. 1 su bardağı un ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tekrardan 1 su bardağı daha ekleyeceğim. Kaşıkla karıştırıyorum. Karışmayacak kıvama geldikten sonra elimle devam edeceğim. Hamurum toplandı. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Ele yapışmayan oldukça kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Şimdi hamurumu şöyle masamın üzerine alacağım. İyice yoğuracağım. Hamuru 5-6 dakika kadar güzelce yoğurdum. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar kıvamlı ve güzel bir börek olur. Şimdi hazırladığım hamuru tekrardan kabımın içerisine alıyorum. Şöyle hamurun kıvamını da göstereyim. Ele yapışmayan, yumuşak, kıvamlı bir hamur. Şimdi üzerini kapatacağım. 25-30 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Çok fazla mayalanmasına gerek yok. Evet, hamurumuz mayalandı. Şöyle bir elimle karıştırarak havasını alacağım. Masamı biraz unluyorum. Masanın üzerine alıyorum. 3 eşit parçaya ayıracağım. Bu şekilde 3 tane beze hazırlıyorum. Bezelerimiz mutlaka eşit olsun. Bezelerimi hazırladım. Ben böreğimi peynirli yapacağım. 1 kase yağlı lor peynir ve 1 kase beyaz peyniri karıştırdım. İçerisine de 1 tutam maydanoz doğradım. Sizler de istediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Ara katlarına sürmek için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim. Üzerine 150 ml'lik çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi böreğimizi açma işlemine geçelim. Altını üstünü unluyorum. Açabildiğimiz incelikte açalım. Açabildiğimiz incelikte açalım. Ama en az 30-35 santim olsun. Hamurumuz kıvamlı bir hamur olduğu için gayet güzel açılıyor. İsterseniz merdane ile de büyütebildiğiniz kadar büyütebilirsiniz. Eğer oklava kullanamıyorsanız. Boyut gayet yeterli. Çok fazla ince de olmasın, kalın da olmasın. Şöyle inceliğini de göstereyim. Büyük bir yuvarlak tepsi boyutunda açtım. Şimdi açtığım hamurun üzerine tereyağı süreceğim. Tereyağlı sıvı yağlı karışımdan. Fırçayla güzelce her yerini gelecek şekilde dağıtıyorum. Üzerine hazırladığım peynirli harçtan koyuyorum. Peynir mutlaka iyice ufalanmış olsun. Hamuru katlayarak hazırlayacağımız için yırtılmalara sebebiyet verebilir. İlk bezemizi bu şekilde açtık. Şimdi ben diğer bezeleri de kenarda açarak üzerine yerleştireceğim. İkinci yufkamı da açtım. Şimdi diğerinin üzerine kapatıyorum. Aynı boyutta açmaya özen gösterelim. Şöyle yerleştirirken
kenarlarından güzelce düzeltiyorum. İkincinin üzerine de yine aynı şekilde bolca yağ döküyorum. Şöyle peynirden de yine güzelce üzerine dökerek yerleştirelim. Evet, üçüncü yufkayı da açtım. Onu da üzerine yerleştiriyorum. Yine aynı işlemi üçüncü yufkamızın üzerine de yapıyoruz. Şimdi katlama işlemine geçiyoruz. Katlarken de katladığımız her bir parçasını yağlayacağız. Her bir katını yağladığımız için böreğimiz kat kat harika bir börek olacak. Diğerini de katlayarak üzerine atıyorum. Bu şekilde zarf şekli vermiş oluyoruz. Son parçayı da üzerine katlıyorum. Yine üzerine hazırladığımız yağdan sürüyoruz. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Evet, son katına yağdan sürmüyoruz. Bir yemek kaşığı kadar yağ kaldı. Onu da yumurta sarısıyla karıştırarak böreğin üzerine süreceğim. Hazırladığım böreği yağlı kağıt serili fırın tepsime aldım. Şimdi şöyle elimle bastıra bastıra açacağım. Evet, şöyle kalınlığı bir parmak olacak şekilde bastırarak böreğimi incelttim. Ayırdığım yumurta sarısının içerisine kalan yağı ekledim. Eğer yağ artmadıysa bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek de yapabilirsiniz. Böreğimin üzerine güzelce sürüyorum. Çok fazla kabarmaması için şöyle aparatla üzerinden gideceğim, hem de şekil verecek. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçakla da çizikler atarak şekillendirebilirsiniz. Üzerine çörek otu ve susam da serpiştiriyorum. İsterseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Böreğimizi bu şekilde 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Bu sırada da fırınımızı açalım, ısınsın. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi böreğimi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Böreğim pişti, fırından çıkardım. Pişmesi için 25 dakika yeterli geldi. Altı üstü nar gibi çok güzel kızardı. Çok hafif, üzeri çıtır, içi yumuşacık. Eğer daha ince bir börek isterseniz tepsiye yayarken elinizle daha ince yayabilirsiniz. Bu şekilde böreğiniz biraz daha ince olacaktır. Ben daha dolgun olsun istedim. Şimdi böreğimi dilimleyerek sizlere iç kıvamını da göstereceğim. Ben tamamını dilimlemeyeceğim çünkü bu böreği iftar için hazırladım ve iftarda tekrardan ısıtacağım. Şöyle sizlere bir kenarından dilimleyerek iç kıvamını göstereyim. Şöyle içine bakın arkadaşlar, kat kat. Şu anda kokusunu da sizlere iletmek isterdim. Gerçekten efsane. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. 3 bezeden kat kat muhteşem bir börek elde ettik.
Altı da çok güzel kızardı. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık Ramazan'ın son günleri olduğu için ağır ana yemeklerden de sıkıldık. Böreğimin yanına bir çorba yapacağım. Salata ve ayran yaparak menümü tamamlayacağım. Sizlere de fikir olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.